den merhaba. Bugün gerçekten ince bir kitapla karşınızdayız ve inceliğine karşın oldukça yüklü bir kitap. Türkiye'nin yaşayan en büyük düşünürlerinden biri olduğunu düşündüğüm Tanıl Bora'nın 2008 tarihli hatta broşürü demek bile mümkün. Güncel broşürler serisinden çıktığı söylemek lazım. Türkiye'nin linç rejimi. Bu 2008 yılında çıkan bu kitap aslında tam da geçtiğimiz bölümlerde ele aldığımız 2 üç ayrı kitap gibi güncel olmaktan daha derin bir şeyle uğraşıyor. Öyle ki tam da o senelerde olan bir şeylerden etkilenmekten öte daha daha geniş zamana yayılmış bir, şeyleri dert ediyor. Ve daha sonra bu kitap yazıldıktan sonra olan bir şeyler de dolayısıyla aslında onun konusu olmuş oluyor. Neden bahsediyorum? Mesela 2008 yılı itibariyle bizim gündemimizde bir sürü şey vardı ama sosyal medya linci diye bir şey yoktu. Linç dediğimiz zaman böyle gerçekten fiziksel linçten bahsediyorduk. Ve aslında gerçeği de odur. Fakat daha sonra yaşanan yıllarda burada tarif edilen bir takım davranış biçimlerinin, bir takım yaklaşımların ya da bazı böyle virüs gibi yayılan bir takım eğilimlerin gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da karşımıza çıktığını gördük. Enteresan bir şekilde gerçek hayattaki tezahürleri de eksik olmamakla beraber. Böyle kitaplar anlattıkları şey ne kadar iç karartıcı olursa olsun bu manada yakaladıkları ile etkiliyorlar insanı. Dediğim gibi güncel bir meseleden değil de daha uzun soluklu bir şeyden bahsederek. Kısa ama ağır bir kitap. Onu söylemek lazım. Bölüm başlıklarından bir tanesi. Linç ortamı ve faşizmin sarkacı mesela. Ki ee, Tanıl Bora'nın her zaman yine onun yazdığını hemen anlayacağınız üslubuyla da olsa konu çok ağır olduğu için ve konu aslında hazmı zor olduğu için yani böyle bir kitap okuyacak herkese ilk kitap olarak önermiyorum. Ama diğer yandan belki bunu ıskalamış olup da Tanıl Bora'nın yazdıklarını veya bu toplumsal şiddet eğilimlerimize dair yazılanları merak edenler için bence bir olmazsa olmaz 2008 tarihli Türkiye'nin linç rejimi tekrar buluşmak üzere